şu anda gördüğünüz bu dam gebe düve damıdır. Yani 30 gün ve üstündeki hayvanlarımızın hepsi bu damdadır. Burası gebe düve damıdır. Hayvanlarımıza bir sonraki alt damda göreceksiniz genç hayvan barınağı vardır. Orada hayvanları tohumladıktan sonra 30. gün ultrason muayenesinden sonra hayvanlar gebe kaldıkları esnada hayvanların hepsini buraya transfer ederiz. Burada hiçbir şekilde boş hayvanımız yoktur. Bunların hepsi 30 günlükle yaklaşık 210 gün arasındaki gebe düvelerimiz buradadır. Herhangi doğum zamanı geldikleri zaman aşağıdaki doğum kuru dönem bölmelerine hayvanların son 30 gününde bu hayvanları aşağıya transfer ederiz. Yaklaşık gebeliğinin son 30 gününe kadar bu hayvanların hepsi buradadır. Gebe düve olarak bunlar ya ileriki aşamalarda sürüye dahil ediliyor ya da yeri geldiği zaman eğer fazlalık olduğu zaman da sahadaki yetiştiricilerimize genetik anlamda bu hayvanlarımızı satabiliyoruz. Şu an itibariyle burası böyle. Gördüğünüz gibi önlerindeki rasyonumuzda genellikle kabayam ağırlıklı. Çok fazla miktarda konsantre içermeyen yemlerimiz var. Genelde yaptığımız tek şey kendi düve emimiz. 3,5 kilo kendi düve emimiz vardır. 5 kilo samanımız, 1 kilo yoncamız, 3 kilo ya da 4 kilo civarında da mısır silajımız vardır. Şu an itibariyle damımızın hali bu. Sıyırıcı. Karşıda şu karşıda pistonlar vardı. Arkada görmüyorsunuz. Pistonlar var. Pistonlarla birlikte o sıyırıcı geliyor. Hayvanların dışkılarını buradan süpürerek aşağıda arka tarafta göreceğiniz çukurumuz var. O çukurun içerisinde kürüyor. Hayvanlarımızın cinsi şöyle. Hayvanlarımızın hepsi oluşturan menşeylidir ama bazılarında gördüğünüz gibi bazılarının atalarında birkaç tane farklı ırklar var. Örneğin Montbéliard ırk şeyi var ama şeylerimiz hep ana şeylerimiz ırkımız Holstein. Atalarından kaynaklanan şeyler var. Yani normalde hepsi Holstein. Aşağıda göstereceğim bir tane deneme padoklarımız vardır bizim. Bireysel besleme padoklarımız vardır. Padok padok gezeceğimiz için orada daha rahat anlayacaksınız beni. Ama şöyle söyleyeyim. Burada herhangi bir şekilde yeni bir yem üretildiği zaman ya da yemlerin geliştirildiği zaman geliştirme ihtiyacını duyduğumuz zaman hiçbir şekilde buradan geliştirdikten sonra biz olumlu ya da olumsuz yanıt vermediğimiz sürece fabrika bu yemi üretmez. Biz olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde. Zaten çalışmalarımız hala devam ediyor. Mesela bir ay öncesinde buzağa başlar çalışmalarımız var. Bitti. Şu anda buzağa büyük çalışmalarımız var. O da bitiyor. Bir tane kuru dönem yemi çalışmamız var. Şu an itibariyle yavaştan da piyasaya sürülme aşamasında çeşitli şeylerimiz var. Variyetelerimiz var. Düvelerin gelişim aşamaları 4 ile 15. aylık gelişim 4 aylıkla 15. aylık dönemdeki düvelerin çok da fazla biz hızlı gelişimini istemeyiz. Gebeliğinin son bir ayına kadar düve yemiyorlar. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar az önce o dışkının nereye geldiğini göstereceğim size. Dışkı buraya geliyor. Bakın arkadaşlar dışkı bütün damların sonlarında gördüğünüz gibi burada çukurlar var. Dışkılar buraya geliyor. Aşağıda bakın büyük gübre çukurlarımız var. Gübre çukurları şeklinde oraya gidiyor. Nasıl gidiyor derseniz bu şöyle. Burada bir hattımız var. Bizim idrar gübrenin katı kısmına sıvı kısmına ayrıldığımız bir tane ufak çukurumuz daha var. Oradaki idrar yani hayvanların kendi idrarı sistem pompa sistemiyle buraya gelip buradan şu gördüğünüz borudan akarak bu dışkıyı kendi idrarıyla aşağıya kadar sürüklüyoruz arkadaşlar. Götürüyoruz. Geri geldiği zaman katı gübresini kendi tarlalarımıza almak isteyenler zeytinciler almak istiyorsa alabiliyorlar. Bir şekilde değerlendiriyoruz yani.
devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi önünde de saman, yem ve arpa var. Bu şekilde bir beslemesi yapıyoruz besi hayvanlarını. Buradaki hayvanlarımız için gene aynı şekilde yukarıda anlattığım düve rasyonunun aynısını burada da yiyorlar. Bu hayvanlarımız 14 aylığa geldikten sonra bakın karşıda tartımız var. Tartım genellikle şöyle söyleyeyim, 14 aylıkta hayvanları tohumlama artık serbestliğimiz var. 14 aylıktan sonra bir de biz bu hayvanlarımızı tartıyoruz. Tartım ağırlığında tohumlanabilecek yaşa gelse bile eğer kilo almazsa, daha doğrusu kilonun altında kalırsa biz bu hayvanlara gerekirse bir ay, gerekirse işte bir işte kızgınlık geçişi süresini bekletiyoruz. Bekledikten sonra bu hayvanları normal şartlarda tohumlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Genellikle Holstein danalarımız olduğu için şöyle yeri geldiği zaman 17-18 aylığa kadar da bakabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bunun runtable'ı şöyledir. Genelde bakın gördüğünüz gibi serbest besleme olduğu için burada yaptığımız tek şey nedir? Hızlı bir şekilde kilo aldırmak hayvanları. Hızlı bir şekilde kilo aldırdığımız zaman Holstein hayvanlarını genellikle 12,5-13 aylıkken yaklaşık 250 kilogram karkas ağırlığına ulaştırdığınız anda 250 kilogram karkas ağırlığına ulaştığında kesmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Yani buradaki hayvanların hepsi şöyle 17-18 aylığa kadar kesilmiyor. Buradaki hayvanların hepsi 12,5-13 aylıktan itibaren yaklaşık en az 250 kilogram karkas ağırlığına ulaştığı zaman biz bu hayvanları kesiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önümüzde de serbest besleme yöntemiyle saman, yem, arpa. Başka bir şeyimiz yok. Bağlı hayvanın şunda belli bir şeyler var, eksiklikler var. Şimdi bu hayvanların hepsi buzağı padondan beri serbest beslemeye alışkın oldukları için bu hayvanların hepsi rahat bir şekilde bakın önlerinde yemlerini hiçbir şekilde dokunmuyorlar. Yani saman yemek istiyorsa saman yiyor hayvan, işte yem yemek istiyorsa yem yiyor. Şimdi serbest beslemeden hayvanlarınızın belli bir oranda kiloları ulaştığı için belki de eksik besleme de yapıyor olabilirsiniz. Yani şu anda her zaman eksin önünde yem olmamasının nedeni şu. Şimdi hayvanın kilosuna göre belki de eksik besleme de yapıyorsunuz. Yani bağlı hayvanın hani herhangi bir şekilde kilo almama durumu yok. Bağlı hayvan da kilo alabilir. Ama bunun şeyi şudur. Hani canlı ağırlığının hesaplamalarına göre, canlı ağırlık hesaplamalarınıza göre belki de hayvanları eksik konsantremle besleme yapıyor olabilirsiniz. Serbest bir şekilde beslemeye alıştırdığımız için önlerine biterse döküyoruz. Yani hiçbir şekilde bu hayvan fazla yem yiyecek diye bir şey yok. Çünkü serbestten alıştığı için yeri geldiği zaman bakın samandan alıyor. Yeri geldiği zaman bakın bak şu anda saman yiyor. Gördüğünüz gibi şu hayvan saman yiyor. Yani hiç şekilde bir şey yok. Çünkü alıştığı için yeri geldiği zaman saman yemek ister. Yeri geldiği zaman yem yemek ister. Yeri geldiği zaman da su içmek ister. Bunların hiçbir şekilde serbestten dolayı yani buzağı kulübesinden beri serbest yemlemeyle besledikleri için biz bu hayvanları rahat bir şekilde serbest yemlemeye geçiyoruz. Ama bağlı besleden serbest beslemeye geçmek biraz sıkıntılıdır. Çünkü niye? Hayvan bağlı beslemede verdiği yediği yemin hemen biteceğini hissederek hemen önündekini bitirir. Hemen bitirir. Siz mesela 5 kilo değil örnek veriyorum sadece bu örnektir. 5 kilodur hayvanın hakkı. Ama siz verirsiniz 10 kilo 10 kiloyu da yer ama bu sefer ne olur? İşte ayak problemleri, ishal, her türlü şişmelerle karşılıklı olabilir. Karşılaşabilirsiniz. Genelde sütten kesmek için yapılan yöntemler şudur. Yani 700-800 gram buzağı başlangıç yemini tek başına tüketebiliyorsa bir hayvan, siz yavaş yavaş bu hayvanı sütten şeye geçebilirsiniz. Buzağı başlangıç yemine geçebilirsiniz. Yani buzağı büyütme yemine geçebilirsiniz. Yanlış söyledim. Çünkü yavaş bir şekilde İlk önce öğününüzü azaltabilirsiniz. Burada yaptığımızı söyleyeyim. İlk başta ne yapıyoruz? Biz bu hayvanın 700-800 gram, geri geldiği zaman 1 kilo olabilir. Başlangıç yemini yedikten sonra biz bu hayvanları artık kesmeye aday, mama ya da sütü artık hayvanı kesmek için aday olarak belirliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Yavaş yavaş tek öğüne düşürüyoruz. Yani buzağı başlangıç yemini tek başına tüketebilecek kapasiteye geldiği zaman artık hayvanın hani sütün gereksinimine çok da fazla artık şey yapmanıza gerek yok. Yani o da çok fazla 60 ile 90 gün arasında değişir bu iş. İlk buzağa doğduğunda ilk 6 saat çok önemlidir. Ama ilk yarım saat ondan daha önemlidir. İçebildiği kadar zorla değil. İçebildiği kadar ağız sağıyorsunuz hayvandan. İçebildiği kadar hayvana ağzınızı içirin. İçebiliyorsa bakın hani 2 kilo biberon mu içti? Biberondan sonra bir biberon daha yapabilirsiniz. İçiyorsa verin. Ama içmiyorsa vermeyin. Çünkü önemli olan saatlerle şeydir bu, alakalı bir şeydir.
ne kadar ilk ağızda o hayvana ne kadar fazla miktarda ağız sütü verirseniz hayvanın bağışıklık sistemini o kadar yükseltirsiniz. Hani 2 kilo içti ben vereyim diye bir şey yok. İçiyorsa verin ama içmiyorsa vermeyin tabii ki, boğazına kaçar. Ondan sonra sıkıntılar yaratırsınız. İlk 6 saat çok önemli. İlk 6 saat içerisinde verebildiğiniz kadar ağza verebilirsiniz. Ama ilk 6 saatin o ilk yarım saati, 1 saat ondan çok önemlidir. Çünkü yavaş yavaş ağızdaki o şeyler dediğimiz bağışıklık sistemini dediğimiz antikorlar, immünoglobulinler dediğimiz yapılar bağırsaklarından emilebildiği kadar emilmesi lazım buzağının ki bağışıklığı yükselsin. Şöyle geçelim isterseniz. Bu tarafta genç hayvan ağrımız var. Altındaki hayvanlarımız var burada. Şimdi hayvanları mamadan kestikten sonra çoklu kulübelere hayvanları alıyoruz. Grup psikolojisine alışsınlar diye. Grup psikolojisine alıştıktan sonra yeri geldiği zaman damın durumuna göre, yani damın durumu eğer müsaitse 10 günde kalabiliyorlar o çoklu kulübelerde, bazen bir ayda kalabiliyorlar. Hayvanlarımızı çoklu kulübelerden buraya alıyoruz. Burada erkekler ve dişiler, şurası hariç, erkekler ve dişiler burada şu gördüğünüz 4 bordok karışıktır. Şimdi dişileri 4 aylığa kadar, dişiler 4 aylık oluncaya kadar buzağı büyütme ve yonca ile besliyoruz. Erkekleri ise 6 aylık olana kadar buzağı büyütme ve yonca ile besliyoruz. Dişileri neden 4 aylığa kadar besliyoruz da erkekleri neden 6 aylığa kadar besliyoruz? Yukarıda söylediğim gibi dişiler 4 aylıktan sonra düve rasyonuna geçiyoruz. Çünkü dişilerin eğer biz dişileri hızlı bir şekilde tohumlama, ya 14-15 aylıktan önce bu hayvanları geliştirirsek, hızlı bir şekilde geliştirirsek bazı yaşayacağınız problemler vardır. Bunlar nelerdir? Ve az önce güç doğum artı et meme, yani hayvanda meme vardır ama süt yoktur. 3. Döl tutmama. Bunların hepsiyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarla karşılaşmamak için hayvanların 4 ile 15. aylık dönemdeki düve gelişimlerini yavaş ama hızlı değil, çok yavaş da değil, stabil bir şekilde, yani düzgün bir şekilde aynı oranda sağlamak amacıyla dişileri 4 aylıktan sonra düve rasyonuna geçiyoruz. Erkekleri ise 6 aylığa kadar buzağı büyütme yemiyle besledikten sonra besi rasyonuna geçiyoruz artık. Rahim Bey, biz buğday ezmesi veriyoruz düvelere. Evet. Evet, saman ve buğday ezmesiyle genelde düvelerimizi yetiştiriyoruz. Doğru mudur sizce yani? Bu yani ben şöyle söyleyeyim. Ya doğrulukla anlamında değil ama şöyle söyleyeyim. Yani doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Ama bu kadar fazla miktarda hani yüksek oranda nişasta ile beslemek sonradan size işte dediğim gibi az önceki dediğim gibi güç doğum işte etmeme ya da işte döl tutmama ile devam eder. Yani düvelerin kalıcı bir şekilde düzgün bir şekilde kilo alması ya belki hani göz aşinalı olabilir. Yani işte benim düvem kilo alsın benim düvem şey olsun diye bir şey yok. Zaten şöyle söyleyeyim size hani düvelerinizi kalıcı bir şekilde, stabil bir şekilde kilo aldırdıktan sonra, tohumladıktan sonra zaten 5. 6. aydan sonra hayvanlar yavaş yavaş kendini semirmeye başlıyor. Önlerine ot verseniz gene semiriyor. Yani göreceksiniz. Yani onu görebileceksiniz. O yüzden hani düvelerimizin kilo alması gibi bir durumu, hani kilo almıyor. O yüzden hani şöyle bir işte şuna buğday ezmesi vereyim, şuna işte arpa ezmesi vereyim demenizi tavsiye etmem. O yüzden hani dediğim gibi hani düveler yaklaşık bir 10-11 ay yavaş bir şekilde, güzel bir şekilde beslendikten sonra düvelerinizden maksimum verimi alma yüzdeniz artar. Öyle söyleyeyim size. 4-5 aylık ineklerimiz dönüyorlar. Neden dönüyorlar yani? Neden döl tutmuyorlar onu soruyoruz. Şimdi hayvanlar kızgınlığa mı gelmiyor? Yoksa kızgınlığa yok, geliyor? Yok yok. Tohumlanıyor. Kızgınlığa geliyor. Evet. Tohumlama oluyor. Evet. Ondan sonra 4-5 aylık oluyorlar. Dönüyorlar yani. Boş çıkıyorlar.
Yani şunu söylemek lazım. Yani bunlar genellikle eğer hani gebe olup da gebelikten sonra belli bir süreden sonra boş çıkıyorsa 5 aylıkta boş çıktı yani. Ölümler, neden? Embriyonik ölümler şekilleniyor olabilir. Embriyonik ölümler. Bunun nedeni her türlü şey olabilir. Toksinden bakın. Yani verdiğiniz silaj, verdiğiniz işte pancardan tutun. Ezme veriyoruz. Verdiğiniz fazla miktarda vereceğiniz herhangi bir şekilde yapacağınız en ufak fazla miktarda protein bile, fazla miktarda nişasta bile bunlara erken embriyonik kayıplara neden olabiliyor. Evet. Ben bir örnek vermek istiyorum. Mayıs ayında aşılama yapıldı. Evet. Bir daha tekrar aşılama ihtiyacı olabilecek bir hareket göstermedi. Biz bunu gebebildik. Evet. 7 ay sonunda tam sütten çıkarma dönemine geldiğinde aynı reaksiyonu gösterdi ve sonra ultrasonla baktırdığımızda boştu. Bu 7 aylık dönemde bu niye kızgınlık göstermedi? Hiç biz anlamadık bunu. Şimdi 7 aylık dönemde kızgınlık göstermemesi birazcık bana kalsa hani 1-2 ay olursa hani bir nebze herhangi bir eksikliğe bağlı olabilir ama 7 aylık dönemdeki bir hayvanı kızgınlığa yakalamamız birazcık bana kalsa hani birazcık kendi sıkıntımız olabileceğini söylüyor. Yani 7 aylık dönemde illaki bir yerde kızgınlık yaşanır. Yani hiç gelmedi. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Hayvan 3-4 aylıkken bu hayvan eğer gebedir 3-4 aylıkken belki yavrusunu düşürmüş olabilir. O arada içerisinde tekrar kendi hayvanın yumurtalıkları tekrar hormonal dengelerini yakalayana kadar belli bir süre geçer. Tahminim o da olabilir yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani ultrasonla bakılmadan sonra veteriner hekiminde daima şey yapmak lazım. Diyalog haline bulunmak lazım. Arkadaşlar, bu grubumuz sağmal ağır grubumuz. Bu grubumuzun 4 tane padomuz var. 4x32'lik şeylerimiz var şu anda. Hayvanlarımız var. Yani 34 tane, hepsinde 34'er tane kafa kilidimiz var ama padoklarımız 32'li. Yani 32 halinde yaptığımız sağmal ağırımızın olduğu bir bölüm. Bu grubumuz hepsi yüksek verim grubu. Yani bu grubumuzun hepsi, teker teker söyleyeyim. En aşağı grubumuz 35 kilogram ve üstündeki hayvanlarımız burada hepsi. Yani yaklaşık 18 tane burada var. 32 çarpı 3 kaç ediyor? Yaklaşık 96. Yaklaşık 115 tane hayvanımızın olduğu bölüm burası. Bu grubumuzun hepsi teker teker ayrı laktasyon gün sayılarına göre ayrılmış gruplardır. Bu grubumuz Lowso grubu yani fresh grubu dediğimiz yaklaşık 20 günlük sağlık gün sayısı olan grubumuz. Sağ sol üst köşedeki grubumuz var. Orası 80 gün laktasyon gün sayısı olan hayvanlarımız var. Karşımızdaki hayvanlarımız ise, buradaki grubumuz ise yaklaşık 150 gün sağlık gün sayısı ortalaması olan hayvanlarımız ve onun bir üstündeki hayvanlarımız ise yaklaşık 200 gün ve üzerindeki sağlanan hayvanlarımız var. Bu grubumuzun hepsindeki ortalamalar en kötüsü 35 kilogram. Bu gruplardaki hayvanlarımızın hepsi rasyonumuzu aynı rasyon yiyorlar fakat işte ufak değişiklikler üzerinde yani 100 gram 200 gramlık değişikliklere göre yaptığımız grubumuz burası. Bir de aşağıda iki tane grubumuz var. Onları da gezdikçe göstereceğim. Bu gruplar alakalı soracağınız bir şey varsa bu grupta yedirdiğimiz özel çiftlik yemimiz, süt yemimiz, ayrıca de mısır silajımız, yonca ve mısır pelet. Gördüğünüz gibi rasyon bu. Genelde dediğimiz gibi makineyle birlikte yapıyoruz. Yani
yem makinesi üzerinden yapılan rasyonlar. Gördüğünüz gibi kıyım anlamında rasyon, baktığınız gibi otun, silajın ve yemin eşit şekilde dağılımlı. Eşit şekilde dağılımlı bir rasyonumuz var arkadaşlar. Yazın sıcaklık stresinden kurtulmak amacıyla, daha doğrusu sıcaklık stresinden kurtulamıyoruz ama sıcaklık stresini en azından indirmek amacıyla buradaki serinletme hortumlarımız, ayrıca de gördüğünüz gibi yukarıda fanlarımız var. Yazın bunların hepsi belli dakikalarda sürekli otomatik olarak çalışır arkadaşlar. Sıcaklık stresini en aşağı en aza indirmek için. Soğuklarda en büyük şey, soğuklarda yem tüketiminiz artar. Siz eğer yem tüketiminizi belirli şekillerde aynı seviyede tutarsanız hayvanlarda, o zaman sütünüz aslında ondan düşer. Yani soğuklarda en büyük şey nedir? Yaşama payının biraz daha fazlalaştığından dolayı, soğuklarda yem tüketimi arttığı için eğer siz aynı oranda yeminizi, otunuzu arttırmazsanız azıcık birazcık... Evet. Sıcak yazın sıcaklık stresine bağlı olarak yem tüketimleri çok azalır. Yem tüketimleri azaldığı zaman direkt süt verimine direkt etkiler. Bakın normal şartlarda biz bu hayvanları soruyorsanız eğer, biz bu hayvanları 3 defa sağıyoruz. Normal şartlarda şunu tavsiye edebilirim. Düşük verimli gruptaki hayvanları günde 2 sefer sağabilirsiniz. Ama yüksek verim grubundaki hayvanları günde 3 sefer sağmak sizin avantajınızdır. Neden? Eğer siz memedeki hayvanların süt ağırlığını diyeyim, ne kadar fazlalaştırırsanız o kadar hayvana birazcık eziyet etmiş olursunuz. Yüksek verimli hayvanlar için konuşuyorum. Yani şöyle söyleyeyim, yeri geldiği zaman sağımda 1 saat 2 saat geciktiğiniz zaman hayvanlarınız nasıl bağırıyor? Nasıl bağırır? Onu düşünün. Yani eğer siz 8 saatte sağarsanız hayvanlarınızın yüksek verimli grubunu özellikle söylüyorum, o zaman hayvanlarınızın hem süt veriminde belli oranlarda artış olduğunu söyleniyor. Ama şöyle bir şey var. Belli oranlarda artmıyor. Yani bu tamamen biraz göreceli kavram. Yani bununla hayvanın durumunu incelemek amacıyla bunu yapmak, özellikle yüksek verimli hayvanlarda yapmanız sizin için avantajınız olur. Öyle söyleyeyim size. Kaç tane inek sağlıyor burada? Çok merak ettim. Şu an itibariyle kapasite şöyle söyleyeyim. 196-200 civarında ama şu anda 183 tane ineğimiz sağlıyor. Hayvanlar da ayak yarası. 6 ton civarlarında. Burada bir şey bakar mısınız? Hayvanlarda ayak yarası neden oluyor? Hayvanlarda ayak yarası genelde tırnakta eğer bir problem varsa, tırnağın içerisinde direkt tabanda bir problem varsa, verdiğiniz kaba yem, konsantre yem oranında bir sıkıntı olabileceğinin göstergesidir. Ama özellikle tırnak aralarında işte ne bileyim büyük şey gibi bilyet tarzında bazı şeyler olabiliyor hayvanların iki tırnak arasında. Yeri geldiği zaman işte kızarıklıklar olabiliyor. Bu genellikle halk dilinde söylüyorum, mantar dediğimiz bazı enfeksiyonlar oluşur. Bunun nedeni genellikle çiftliğinizin dezenfeksiyon anlamında ya da hayvanların yatakta anlamında dezenfeksiyonlu anlamında biraz sıkıntılar yaşayabileceğinizi gösterir bunlar. Ağır gelirmiş hayvanların ayaklarına. Bu genellikle doğru ama direkt tırnağına yani taban ülseri... Yapmaz doğru bir şey değil mi yani? Bakın tekrar söylüyorum. Tırnak problemini yaratabilir biraz fazla verdiğiniz zaman. Ancak hani mantar, tırnak araları gibi bazı sıkıntılar genellikle damın yapısındaki bazı işte hijyenden kaynaklanan sıkıntılardan kaynaklanıyor olabilir. O yüzden de ayak dezenfeksiyonunu hayvanlarda ara ara yapmanızı tavsiye ederim.
4 tane yukarıda yüksek verimli grubumuz vardı. Şu iki padokta düşük verim grubumuz ve 30 litre, 30 kilogram, 29-30 kilogram veren bir grubumuz daha var burada. Burada hayvanlar verimlerine göre rasyonları ona göre olur. Yani 30 kilogram veren hayvanların rasyonları farklıdır. 20 litre veren hayvanların rasyonları farklıdır arkadaşlar. Arkanıza bakın. Bakın gördüğünüz gibi burası bizim bireysel besleme bölümümüz. Bakın hayvanların gördüğünüz gibi hani kolyeleri var bakın boyunlarında. Hayvanların kolyelerinin en tepesindeki durum o bölgeye bir tane çip takıyoruz. Çip taktıktan sonra çipi buradaki sistemle okutuyoruz. Bunu okuttuktan sonra bu hayvana burayı tanımladıktan sonra bu hayvan dışında hiçbir hayvan buraya giremiyor arkadaşlar. Sistem kapalı olduğu için söyleyeyim. Şurada bakın pistonlar var. Hepinizin gördüğü gibi bakın aşağıda pistonların hepsi aşağıda. Bu piston kapalı. Hayvan kafaya soktuğu anda bu piston aşağı iniyor. Hayvan giriyor. Herhangi bir şekilde bu hayvan çıksın. Örnek veriyorum şu karşıdaki beyaz hayvan. Buraya girdiği zaman bu piston hiçbir şekilde hareket etmiyor. Bu şekilde tam bu şekilde burada tam 24 tane ayrı padok var. Bu şekilde tam 24 tane ayrı çeşit yemi burada deneyebiliriz. Karşıda da şu anda bakımda olan bir 12 tane yerimiz daha var. Yani bakın gördüğünüz gibi sökülü. Onlar da bakımdalar. Orada da yaklaşık 12 tane vagonumuz var. Yani bir gün bir çalışmada tam 36 tane ayrı yemi deneyebiliyoruz arkadaşlar. 36 tane ayrı yemi denedikten sonra herhangi bir şekilde bu arkadaşların süt verimlerini, kan parametrelerini, üreme parametrelerinin hepsini burada deneyip buna bağlı olarak da yaptığımız araştırmanın olumlu ya da olumsuz ya da hiçbir şekilde olumlu olmadığını ya da olumsuz olmadığını biz sağ ekibimle arkadaşlarımıza iletiyoruz arkadaşlar. Her şey işte kesik süretince kaçıncı ayda kesmek gerekiyor? Şimdi hayvanların kuruya çıkarılma şeyi şudur arkadaşlar. Genelde hayvanlar yaklaşık 205 günlükken yani 7 aylığına 5 gün kala yavaş yavaş hayvanları kuruya çıkarmanızı tavsiye ederim. Nasıl yapıyoruz derseniz bizim burada şöyle bazı işletmeler özellikle bazı çiftlikler direkt kesebiliyorlar. Ama burada şöyle bir şey yapıyoruz biz. Hayvanları yaklaşık 7 aylık diyelim 7. ayından itibaren ayrı padoklarımız var, deneme ünitelerimiz var. Deneme ünitelerimizde hayvanlara sadece saman ve su vererek ilk başta 3 öğün sağarak sonra 2 gün 2 öğün sağarak sonra o 2 günden sonra tek öğün sağarak yaklaşık günlük sütünü 3 kilogramın altına indirdiği anda biz hayvanları kuruya ayırıyoruz arkadaşlar. Peki buzağlayacağına kaç gün kala yem hani süt yemi verimi başlıyor? Şimdi normalde bunu şöyle anlatayım size. Bakın normalde bir ay kala yavaş yavaş süt yemine geçebilirsiniz. Kuru döneminden süt yemine geçebilirsiniz. Şu an yapılan çalışmalar var. Bizim burada da bir tane yaptığımız çalışma var. İleride şöyle bir şey olacak. 60 gün boyunca hayvana tek tip yemleme besleyeceğiz. Tek tip yemleme besledikten sonra direkt sonradan süt yemine geçebileceksiniz. Şimdi böyle bir çalışmamız var. Yani hayvanlara 60 gün boyunca aynı tip yemi veriyoruz şu anda. Ama bir çalışmamız var. Bu çalışmanın sonuçlarını arkadaşlarla paylaşacağız. Yeri geldiği zaman kuru dönem prosedürleri belki de bir 2-3 ay içerisinde çok farklı bir yere kayacak. Yani artık hani belki yükleme diye bir şey kalmayacak. Öyle söyleyeyim size. Çarpı 8 paralel sistemli bir sağmanımız var.
2 çarpı 8 ne demek? 2 çarpı 8 16. 16 çarpı 2. Yani bir padoğu, iki partide sağan bir sistemimiz var. Gördüğünüz gibi ekranlarımız var. Ekranlarımızda hayvanlarımızın süt verimlerini rahatlıkla görebiliyoruz. Ayrıyeten de sağımcı arkadaşlarım da bakın orada. Gördüğünüz gibi teker teker, bakın sağımı bitmiş bir hayvanımızın. Son daldırmasını yapıyor. Buradaki sistemi anlatayım isterseniz. Hayvanlar arkadaşlar aşağıdan ya da yukarıdan gördüğünüz gibi sağlı sollu gelebilme için yollar mevcuttur. Farz edelim yukarıdan geliyor hayvanlar. Geliyor yukarıdan hayvanlar. Şurada bekleme odamız var. Gördüğünüz gibi bekleme yerimiz var. Bekleme yerinde hayvanlar bekliyor. Hayvanlar bekledikten sonra şuradaki sağım kapımız var gördüğünüz gibi. Kapı açılıyor. Kapı açıldıktan sonra teker teker hayvanlar buraya diziliyor gördüğünüz gibi. Sağım dizildikten sonra hem sağlı hem sollu. Sonra bir sağımcı arkadaşımız ön daldırma yapıyor. Yani köpük dediğimiz maddeyle hayvanların memelerine daldırmayı yapıyor. Daldırdıktan sonra gördüğünüz gibi oradaki arkadaşlarım daha rahat görürler. Meme bezlerimiz var. Her hayvan için ayrı meme bezi kullanıyoruz. Yani bir bezle 5-6 tane hayvanı silmiyoruz. Her hayvan için hayvanların meme bezleriyle o köpükteki köpüklendikten sonra hayvanların memeleri siliniyor. Memeler silindikten sonra diğer sağımcı arkadaşım ön sağım almaya başlıyor. Ön sağım niye önemlidir? Arkadaşlar ön sağımda herhangi bir şekilde memede gelen ufak bir pıhtı, kan vesaire gibi maddeleri bize veteriner hekim arkadaşımıza söylüyor. Sonra sağım bittikten sonra ya da direkt eğer çok kötüyse hayvanımız olabilir. Direkt sağımda hiç sağılmadan hayvanımızın memesine burada veteriner hekim arkadaşımız bakıyor. Baktıktan sonra eğer herhangi bir tedavi olacaksa hayvanlarımızın gördüğünüz gibi 8 tane hayvanımızı burada dizmiş bulundayız. Pistonlar var gördüğünüz gibi. Bu pistonlar yukarı kaldırıldığı anda şurada ayırma kapımız var. Hayvanımızı buradan ayırıyoruz. Ayırma kapısıyla arka tarafta sol üst köşede de gördüğünüz bölgede uygulamamızı yapıyoruz. Göreceğiniz şimdi hayvanlarımızı. Bakın hayvanlarımız çıktı. Çıktı. Hayvanlarımızın sağımı bitti arkadaşlar. Peki sağım bittikten sonra ne oluyor? Hayvan bütün memelikler çıktıktan sonra son daldırma dediğimiz daldırma yapıldıktan sonra hayvanlarımız sağımı bitmiş olarak kabul ettikten sonra sağımcı arkadaşımız kapı düğmesine bastıktan sonra hayvanımızı serbest bırakıp padoklarına gönderiyoruz arkadaşlar. Eğer herhangi bir şekilde bir uygulama yapılacaksak ön tarafta ayırma kapımız var gördüğünüz gibi. Ayırma kapısından hayvanımız ayrılıyor. Sol tarafa gidiyor. Tekrar ayrıldıktan sonra diğer hayvanlar aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Sütler bakın. Bakın şurada şeyler var. Borularımız var. Oradan tanklara gidiyor. Bakın şuradaki borularla birlikte tanklara gidiyor. Mavi borularla birlikte tanka gidiyor.